Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyaz insanlar, yazık kenara. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz, kardeşlerim, kardeşlerim. Sorular soruldu, biz de cevaplayacağız bugün. Arkadaşlar, allar, allar, ale, allar, yani kızıllar, yani kızıllar. Türk Turan dünyamızdaki yeri, yeri. Sordur arkadaşlar, anlatırım. Bunu çok iyi dinleyin. Çok çok iyi dinleyin. Herkes bilsin. Çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Arkadaşlar, Türk'ün diğer bir adıdır. Kızıl Al. Türk'ün, Tuğra'nın bir diğer adıdır. Kızıl. Simgesidir. Al. Al. Bu simgeleri dünyanın her yerinde görürsünüz. Devlet olarak görürsünüz. Dağ olarak görürsünüz, ova olarak görürsünüz, nehir olarak görürsünüz, her yerde görürsünüz. Dünyanın her tarafında. Al. Al. Tatarlardır. Kızıl bak, kızıl. Kızıl diyorum bak, kızıl, kızıl, kızıl. Çok iyi değil mi? Eski Tatarlar. Kızıllardır. Dedim ya, Timur'un diğer lakabı Kızıl Timur'dur. Teton Timur'dur. Teton Timur'dur. Çok iyi bilin. Çok iyi bilin. Allar. Allar. Alan kızıldır arkadaşlar. Alanlar kızıldır. Albanlar al. Albanlar kızıldır. Almanlar al al. Almanlar kızıldır. Aljeri. Aljeri. Kızıldır. Daha birçok. Daha birçok. Çok yerde başkentin ismi Kızıldır. Çok yerde başkentin ismi de Kızıldır. Tuva'nın başkenti Kızıldır. Tuva'nın başkenti Kızıldır. Moğolistan'ın başkenti Kızılbaşlı yiğitlerin Ulan Batır. Ulan demek kızıl demektir. Ulan alan bakın. Ulan Batır kızıl demektir. Dedik ya. Dedik ya kızıl her yere çıkar. Amerika'da çıkar arkadaşlar. Amerika'da her yerde eyaletleri görürsünüz. Al'la başlayan eyaletleri görürsünüz. Al'la başlayan dağları görürsünüz. Ovaları görürsünüz. İsimleri görürsünüz ya. Albatros. Albat. Albat. Kızıl yiğit demektir. Albatros. Dedim ya. Her yerdedir kızıl. Çin kızıl bir Çin'dir. Kızıl Çin'dir. Kızıl meydandır Rusya. Kızıllardır. Kızıllardır her taraf. Kızıldır. Şah İsmail'de vardır kızıllık. Dedim ya kızıllık her yerde vardır. Kızıllık her yere. Çünkü kızıl Türk'ün, Turan'ın simgesidir. Kızıl Türk'ün, Turan'ın simgesidir. Bunu kim kötüledi? Bu kızıllığı. Düşünün bunu yapan da İslamiyet'teki Banaz. Banaz din adamları işte. Kızılbaşlar. Öldürün bunları. Kızılbaşlar. Öldürün bunları. Hatırlıyorsun değil mi kardeş? Kardeşti kardeşi öldürmüştü. Kardeş kardeşi öldürmüştü. Anlatalım mı? Geniş bir şekilde ya. Kızıllar. Kızıllar. Al. Her yerde bulursunuz. Alanya olur dedim ya. Alanya olur. Aladağ olur. Olur da olur. Bazı yerde Kızıltepe olur. Değil mi ya? Değişir bu. Yöresine göre. Yaşanılan yere göre değişir. Ama hiç değişmeyen şey vardı. Kızıl'la al hiç değişmez yani. Kızıl'la al hiç değişmez. Sadece baş harfler değişir. O yeriş, yerin söylenişine göre arkadaşlar. Özü hep orasıdır. Özü hep orasıdır. A elin üzerine eklemeler yapılır. Başka ekleme yapıp isimler çıkartılır. Yer isimleri çıkartılır. Ama ikinci, üçüncü harflerin hepsi aldır. Aldır arkadaşlar. Al, al. İsimler de olur, köy isimler ne olur, başkaları da olur. Çok şey de olur. Gal, gal. Ateş demektir. Gal. G-A-L. Bak dedim mi? A-L. Üzerine G ekledim mi? Ateş olur. Kızıl olur. Kızıla gider. Dedim çok şey
Bak çok şey bu Türkçe, özü Türkçe olan dünyadaki dilin kökeni özü Türkçedir. Her iki bir hecenin üzerine hep eklemeler yapılmıştır. Bunlardan yer isimleri olmuştur, köy isimleri olmuştur, insan isimleri olmuştur. Olmuştur da olmuştur arkadaşlar. Her yerde olmuştur. Dünyanın her tarafında arkadaşlar. Dedim inanılmaz. O muhteşem. Ben Hazarlar'da çıkarttım. Arkadaşlar 36 tane ana lehçenin olacağı. 36 tane ana lehçenin olduğu ve bu lehçenin dünyanın her tarafına yayılıp bir sürü diyalek yani şivelerini oluşturdu yani. Bir sürü dünyanın her tarafına yayılıp şivelerini olduğunu. Sayısının bilinmediğini söylüyor arkadaşlar ya. Alaska'da o Michel Krauss'un çıkartmış olduğu o muhteşem bizim Kızılderili kardeşlerimizin orada yapmış olduğu araştırmada kaybolma yüzü tutmuş yakut lehçelerini buldu arkadaşlar. Bulup ve de kaybolan lehçeler var dedi. Yani. Düşünün. Lehçeler buldu. Sayısının inanılmaz olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani siz söyleyin. Şivelerinin yani yayılmış. Kabile arasında işte şiveler var ya. Ama özü yakut Türkçesi. Yakut Türkçesi ya. Orada da bakıyorsunuz bütün isimlerin hepsi Al'la başlar. Al'la başlar arkadaşlar. Bazı yerde Tanrı olarak geçer. Al, kızıl. Aloha. Eloha. Aloha. Güney Amerika'da çok vardır. Amerika'da çok vardır. Kızıl dedim ya, Kızıl Türk'ün simgesidir her yerde. Her yerde simgesidir arkadaşlar. Mısırların içinde. Eski antik Mısırların içinde. Çok vardır. Al, kızıl. Al, kızıl. Aynı zamanda ateşi simgeler. Dedik ya. Bizim çünkü al bayrağım. Böylece al bayrağım. Bayraklar üzerinde kızıl. Hep bayrak renkleri kızıldır. Bakın o ülkenin hepsine. Kızıldır arkadaşlar. İşte Allah kızıl budur arkadaşlar. Allah kızıl budur. Ve dünyanın her yerindedir. Dünyanın her köşesinde arkadaşlar. Her yerinde vardır. Dedim ya. Dünyanın her tarafı Türk Turan'dır. Her tarafı. Çünkü arkadaşlar dil olmazsa olmazıdır Türk Turan'ın yani. Dünyanın neresinde olursa olsun. Çünkü dil insanı yaşatan şeyi dilidir. Dildir arkadaşlar işte. O muhteşem dilin zaten açıklamasını Turan'ın arkadaşlar yapmışlar zaten. Yani. Nasıl doğurgan olduğunu, nelerin türediğini, nerelere türediğini. Muhteşem şekilde araştırmışlar da Avrupalı bilim adamları arkadaşlar. Avrupalı dil bilimciler. Avrupalı dil bilimciler yani. Düşünün Türk Turan zaman dil bilimciler var arkadaşlar yani. Çünkü adamlar aynı şekilde bu isim araştırmasını Avrupa'da yapmışlardı. Çoğu yerde dedim ya al isimler her yerde çıkmıştır. Yani. Her yerde çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü hep üzerine eklemeler olmuştur. O yerinin yaşanan yerin şivesine göre. Ve ikinci harf olmuştur ya, değil mi? İkinci harf. A, L, ikiye düşmüştür. Yani. Galatya, Galat, Galoa. Galoa, Galat, Galoa. A, L'nin üzerine G eklenmiştir. Galoa almıştır ya. Galoa, kızıllar ya. Goldlar ya. Goldlar diye söylenen Galat. Galat. A, L üzerine G eklenmiştir. Daha birçok, arkadaşlar daha aklıma şu anda gelmiyor. Çok sayıda, inanılmaz derecede kızının simgesini her yerde bulursunuz. Hepsinin özü de Türk Turan'dır. Çünkü kızıl Türk Turan'ın simgesidir. Al. Al simgesidir arkadaşlar. Dedi ki Alaşehir ya. Çok isimler vardır arkadaşlar. Al'la başlar ya. Siz yaşamış olduğunuz yerlerde muhakkak biliyorum dünyanın çok yerine seriyor arkadaşlarımız. Onlar da bilirler zaten yaşamış olduklarının yeri isimlerine bakarlarsa. Kişi isimlerine bakarlarsa, dağ isimlerine bakarlarsa yani kızılı andıran birçok özü Türkçe olan kelimeler bulacaklardır. Zor bir şey değil arkadaşlar. Zor bir şey değil bunlar. Zor bir şey değil. Çünkü bu anlattığım şey
bu anlatım şey bütün dünyayı kapsar. Bütün dünyayı kapsar değil mi? Her yerde dağ iş midir, ova iş midir, nehir iş midir, kişi iş midir, köy iş midir? Ne bileyim birçok yere girmiştir yani. İnanılmaz bir şekilde. İnanılmaz bir şekilde. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız bunu muhakkak bilsinler yani. Allar kızıl. Al kızıl aynıdır. Alman dedik. Alman. Alban. Alan. Ulan. Al neydi? Aljeri. Aljeri. Bakın arkadaşlar. Çıkar da çıkar. Çıkar da çıkar. Bir başladık mı? Bitmez ya. Bitmez. Bitmez arkadaşlar. İşte bunu herkes bilecek arkadaşlar. İşte al kızıl Türk'ün Turan simgesidir. Türk'ün Turan simgesidir. Kızıl elma gibi. Kızıl alma. Ya arkadaşlar inanılmaz değil mi? İnanılmaz. Korkunç bilgilerimiz var. Bilgilerimiz var. Bunlar bu tip mesela şu an anlattığım şeyler bunlar yazım kenara. Bunlar arkadaşlar bellekler yelesin bunlar basit şeyler. Çünkü bu, ben hep bunları zamanında çocukken 11 yaşında ya 11 yaşındayken meraktan başladım arkadaşlar. Meraktan başladım. Aynı şekilde İsviçre'ye geldiğim zaman bile. Yerleşim yeri isimlerine baktım. Lan diyorum hepsi Türk arkadaş ya. Türk diyorsun ya. Düşün baş, en başından başlıyorsun ya. Ve o sizi hep araştırmaya götürüyor. Çünkü merak da başlıyor. Merak da başlıyor. Sorgulama, araştırma, bilmeye gidiyorsunuz. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bugün de yayınımız böyle oluyor. Al ve kızıl. Albatros. Albatros. Bakın dedim ya, her yerde bulursunuz. Her yerde bulursunuz arkadaşlar. Yüreğimdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Yüreğimdesiniz. Hoşça kalın.